Herkese merhabalar. Ben Burak Şolt ve bir oyuncu dizisi var yanımda. Asus'un ROG Strix Car 17'si. Diyeceksiniz ki ya sen bunu incelemiştin Burak. Hani videosu da hemen hemen şuralarda var. Biz izlemiştik onu. Aslında aynı makineler değiller. Bu G733Z. O G733 Q idi. Peki aradaki fark ne? O makinede arkadaşlar 12. resil 12900H yoktu. RTX 3080 Ti yoktu. Şimdi kıyaslamalarını görüyorsunuz. Arada ne farklar var buna özellikle değiniyor olacağım zaten arkadaşlar çünkü kasa olarak baktığınızda çok benziyor birkaç etiketinde farklılık var ama kasa aslında aynı kasa ama donanımları güncellenmiş bir kasa o yüzden detaylarına geçelim. Boyutlar taşınabilirlik konusuyla başlayalım isterseniz arkadaşlar 17 inçlik bir düstü tabii ki 15.6 inçlik bir düstü kadar taşınabilir olmayacak ama 3080 Ti dediğinizde mesela aklınıza şu gelebilir. Ya 3 parmak kalınlığındadır bu? Hayır, değil. Veya taşınmaz bir şeydir. Hayır, değil. El çantasıyla değil belki ama sırt çantasıyla taşıyabilirsiniz. Neden? 280 watt'lık bir adaptörle de beraber geldiğinden. Tamam, bu bir el çantasını belki kurtarır ama adaptörü de işin içerisine kattığınızda belki de bir sırt çantasıyla taşımak çok daha mantıklı olacak. Ama öyle yerinden kalkmaz bir cihaz da değil. Kazandığınız ve feragat ettiğiniz şeyler olabiliyor. Ben 17.3 inçi seviyorum. Çünkü o kadar seyahat eden birisi değilim açıkçası. Sonrasında malzeme kalitesi sırtında metal bir malzeme hissediyorsunuz. Güzel, güzel bir hissiyat veriyor. Tamamı öyle siyasi kesim metal malzemeden gövdeden değil. Kaplamalar halinde. ROG logosu gayet güzel gözüküyor. RGB aydınlatmalı. Etrafında RGB şerit aydınlatma var. Ben bu konuda zaten mest oluyorum. RGB aydınlatmayı gerçekten çok severim. Duşlarda teker teker RGB aydınlatmalı. Yani ölü bölgesel değil. Armoury yazılımı üzerinden istediğiniz rengi ve efekti verebiliyorsunuz. Aura Sync destekli ekipmanlarla eşleyebiliyorsunuz. Armory yazılımında şöyle bir güzellik de var zaten. Bütün güncellemeleri buradan yapıyorsunuz. BIOS'undan chipset yazılımına kadar, ekran kartı sürücüsüne kadar her türlü şeyden sizi haberdar ediyor. Zaten bazı özelliklerine ulaşırken diyor ki bak güncellememişsin bunu. Önce güncelle sonra ayarını yaparsın şeklinde sizi uyarıyor. Aynı zamanda güç modlarını da buradan seçiyorsunuz. İşte performans, turbo, daha çok bataryası tutsun, bir yandan da daha ses çıkarsın. Bütün aslında özelliklerine erişebiliyorsunuz. Max Switch var. Buradan bunu ayarını yapabilirsiniz. Tazelerin hızını düşürebilirsiniz ekranın. Gibi gibi hemen hemen her şeyin kontrolünü size verebilen bir yazılım. Dizüstü de güzel çalışıyor. Masa bazen çevre ekipmanlarıyla sıkıntı çıkarabiliyor ama dizüstü de problemsiz çalışmakta. Armory yazılımı arkadaşlar. Sonrasında klavyeye gelelim. Klavye mekanik bir klavyenin hissiyatını biraz daha yakın. Çünkü piyasada çoğu zaman böyle sonuna kadar bastırdığınızda yumuşak bir malzeme malzemeye indiğiniz hissiyatı veren tuşlar da var. Bir yandan da o kadar gürültülü değil ama bir yandan da hissiyatını korumuşlar açıkçası. Burada harici tuşlar görüyorsunuz. Bunlar multimedya tuşları. İşte sayarı yapabilirsiniz. Tamamen işte mikrofonu susturabilirsiniz. Armory yazılımına gidebilirsiniz. Turbo fanı açabilirsiniz. Bir tane de güç butonu var arkadaşlar. Bu da ayrı bir şekilde sağ en üstte. İşte Intel ve Nvidia etiketlerini görüyorsunuz. Çok abartmamışlar. Touchpad büyük çene bir touchpad ve G733 Q'da arkadaşlar şöyle bir sıkıntı vardı. Touchpad'in etrafındaki metal malzemeye bakın. Touchpad'in kendisine değil etrafındaki metal malzemeyi bastırdığınızda işire bir miktar esinme var ya touchpad'i tıklatıyordu. Ben bunu Asus mühendislerine bir toplantıda ilettim. Ee, sadece benim makineye has bir durumu diğer makinelerde etkileniyor muydu bu durumdan onlar da bir kesin sonuç ve cevap vermediler en nihayetinde bana ama bu makinede şunu görüyorum o sıkıntı yok. Yani etrafına bastırdığınızda touchpad tıklanmış olmuyor. O makine hani bunun da bütçesi gerçekten yüksek bir makine olmaması gereken bir şeydi görevimi cevabı belirtmiştim burada o mesele o sıkıntı yok. Klavyenin bir kısmı şeffaf görünüyor. Hafif bir esneme payı aslında bu malzeme seçiminden dolayı e, oluşmuş oluyor ama içini görüyorsunuz. Orijinal bir şey bence ya. Tasarımsal açıdan ben orijinal olduğunu düşünüyorum. Belki de daha açık renkli daha saydam bile olabilirdi. Sonrasında giriş çıkışlara geliyorsunuz. Bir tane keystone var. Şu keystone arkadaşlar kendi profillerinizi atıyorsunuz ve bu keystone takıldığında cihaz bunu okuyor. O moda geçiyor ama bunun çok büyük bir özellik olduğunu düşünmüyorum. Sonuçta siz bu ayarları armarı yazılım üzerinden girip, yani işte performans modunda açılsın veya turbo modunda açılsın veya şu hız aşırtma ayarlarıyla beraber benim makinem sürekli çalışsın, çalışsın dediğinizde bunu kaydedebiliyorsunuz ve bu şekilde cihazınız sürekli çalışıyor. İlla bunu Keystone'a kaydetmek veya Keystone takıldığında e, devreye almak çok mantıklı bir şey değil gibi. Hani bazı spor araçlarda oluyor, bir anahtarıyla çalıştırıyorsunuz, 580 beygir olarak çalışıyor. Diğer anahtarıyla çalıştırıyorsunuz, 520 olarak. Orada bir zorunluluk var. Yani o motor gücünü açmak için ama burada öyle bir zorunluluk yok ki. Zaten yazılımdan ben bunu açabiliyorum. O yüzden bu Keystone bence çok şart bir şey değil. Giriş çıkışlara gelelim. Yeterli tip A portu var aslında ama güncel çözümler var. İki tane tip C'ye giriyorsunuz. Birisi 40 gigabit arkadaşlar Thunderbolt. Ne demek oluyor? Harici ekran kartı takabilirsiniz ki bence ihtiyacınız olmayacak. Hızlı depolama birimleri kullanabilirsiniz. O açıdan güzel. Diğeri de hızlı şarj destekli arkadaşlar. Ee, i̇çerisindeki 90 Watt bölü saatlik bataryayı hızlı şarj edebiliyorsunuz. Yani hem arkasındaki güç girişinden 280 Watt'lık adaptörüyle hem de tip C üzerinden ee, arkadaşlar, şarj edilebiliyor cihaz. Gayet güzel. HDMI 2.1 portu üzerinden 4K 120 Hz ve 8K 60 Hz'e kadar görüntü verebiliyorsunuz. Bu da güzel. Bir tane Gigabit e, portu değil, 2.5 Gigabit portu var, rj 45 portu arkadaşlar. Bu da güzel. Güç girişi de arkada, bu da elinize bulaşmamasını sağlıyor. Yani işte bir yandan mouse taktınız ama işte güç kablosu sağda, e, elinizle çarpacaksınız ona. Böyle bir durumda karşılaşmıyorsunuz. Altında, arkasında, yanında, sağında, solunda havalandırma ızgaraları var arkadaşlar. E, termal performansına değiniriz ama ekran. Ekran kısmı önemli. Bir önceki cihazda Full HD 360 Hz'lik bir ekran vardı. Aslında bunda da o seçenek var ama burada ne görüyoruz? 17.3 inçlik arkadaşlar QHD 2K 240 Hz'lik bir ekran var. Daha mantıklı. Tamam 17 inçte Full HD az mıydı? Bence değildi. Gayet güzeldi yine. Ama burada 2K olması asabiyle... Bir oyunda 2K çözünürlük, yani doğal çözünürlüğünü açtığınızda, ekrana göre doğal çözünürlük, kenar yumuşatma açmadan da aslında daha keskin, daha iyi yumuşatılmış kenarlar görebiliyorsunuz. İşte bir yarış aracının işte tamponu, bakıyorsunuz ki, yani kenar yumuşatma açmama gerek bile yok bu sayede çözünürlük avantajıyla. Ve daha mantıklı bence. Yani, dediğim gibi, yetmediğinden değil 17 inçte de flash'te ama daha mantıklı. Ve arkadaşlar DCI-P3 renk gamutunun %100'ünü karşılıyor. Yani bir yandan oyun aslında açısından çok başarılı. Bir yandan da içerik üretebilirsiniz. Windows'lu bir makinede zaten en büyük avantajlarından biri bu. içerik üretmek için bir başka işletim sistemine gidebilirsiniz. Bir başka cihazı gidebilirsiniz işletim sistemi dolayısıyla ama hem oyun oynuyorum hem içerik üretiyorum diyorsanız piksel tepki süresi de çok iyi. Hatta hani harika diyebileceğim düzeyde masaüstü monitörler sınıfında artık çok net bir şekilde. Ee, ama bir yandan da arkadaşlar isterseniz içerik üretirsiniz ve gayet de başarılı doğru renkler alabilirsiniz. 240 Hz'i 2K'da doyurmak tamam o da düşündürebilir ama 3080 Ti var. Şimdi isterseniz donanımlara inelim arkadaşlar. 12900 ise 6 tane performans çekirdeği ve 8 tane tasarruf e, odaklı çekirdek. i9 12. nesil bir işlemcidir kendisi. Hibrit bir işlemcidir. Şu anda bulabileceğiniz aslında en iyi oyuncu işlemcisi diyebiliriz. 12900HK de var ama verdiğiniz paraya kıyasla aldığınız performans, ekstra performans çok mantıklı değil. HK çok mantıklı bir işlemci değil. 5900X'e göre yani G733Q'daki 5900X'e göre e, daha iyi bir işlemci oyunda. GPU tarafında ise RTX 3080 Ti var. Orada TDP'sini hani daha doğrusu gücünü merak ediyorsunuz. Şimdi 3080'li makinede G133Q'da 130 Watt'a kadardı. İşte Dynamic Boost'la beraber 130'a kadar geliyordu. Burada Dynamic Boost'la beraber 150 Watt'a kadar çıkabiliyor arkadaşlar. 3080 Ti. Bu da ne oluyor? Daha fazla oyun performansı. O yüzden şimdi lafı uzatmadan iki makine arasındaki performans farkını da oyun testlerinde aldığı ortalama skorları da arkadaşlar canlı canlı görelim. Evet oyun performansını gördünüz. Çok bir şey söylemeye gerek yok. Şu anda piyasada bulabileceğiniz en iyi GPU. Bunun üzerine Nvidia'nın stüdyo avantajları. Nvidia'nın RTX tarafındaki GPU'larında ne görüyoruz biz? DLSS var. Daha az piksel işliyorsunuz. Yapay zeka ile beraber, derin öğrenme ile beraber daha çok kare saniye elde ediyorsunuz. Çünkü HDMI portu üzerinden 4K bir TV'ye monitöre de görüntü verebilirsiniz. Burada DLSS çok çok işinize yarar. Çünkü hani artık burada DLSS, daha fazla FPS elde edeyim değil, daha da, daha da FPS elde edeyim diye kullandığınız bir şey. Ray Tracing zaten işin görsel şöleni. Hani 3060'lı bir disto olsa de derim ki, Açmanıza gerek yok Ray Tracing'i, hani çok o ekran kartının harcı olmayabilir. Hele 3050'yi yediğinizde hiç açmayın Ray Tracing'i ama 3080 Ti varken bundan faydalanacaksınız ve bütçesi itibariyle, kullandığı donanımlar itibariyle şu anda bulabileceğiniz en iyi oyuncu düstülerinin hemen hemen başında geliyor. Yani bu makinenin şöyle bir özelliği var, G733Z'yi aldınız ve şunu demiyorsunuz, ''Ya acaba şunu mu alsaydım?'' Yo. Demene gerek yok ki. Elinde en iyisi var artık. Böyle bir özelliği var. O fiyat etiketini ödedikten zaten sonra bunu istiyorsunuz ve bunu size veriyor. Termal performansı nasıl peki arkadaşlar? Burada Asus'un en önemli avantajlarından birisi soğutma tarafında yani soğutucu bloklarla soğutulacak yongalar arasında sıvı metal kullanılmış olması. Sıvı metal normal geleneksel bir termal macunu göre distülerde 15 dereceye kadar fark oluşturabiliyor. Aynı donanımda. Bakın hani bir diğer 3080 Ti ile işte 12900H'li d göre 15 dereceye kadar fark oluşturabiliyor. Burada derece farkından öte benim hoşuma giden şey şu. Sessizlik. Şimdi 3080 Ti, 12900H bunlar 280 wattlık bir adaptörle besleniyor. Belli ki içeride harıl harıl çalışan ve harıl harıl güç tüketen donanımlar var. Ama oyuna girdiğinizde emin olun ki bu makine hiç de öyle tam yük altındaki süper bir dürüstü kadar Süper bir gürültü oluşturmuyor. Gayet kabul edilebilir düzeyde. Dinleyin. Sıfır ses. Hiç ses yok. Yani bu gayet güzel bir şey. Tabii ki surf yapmaya başladığınızda o fan devri alttan alttan başlayacak, duymaya başlayacaksınız. Ama şu anda mesela fanlar hiç çalışmıyor. Normalde bu donanımdaki bir dizüstü, diğer bu donanımda olan dizüstüleri de inceleyeceğiz arkadaşlar. O videolarda belki bu videoyu yayındayken yayına girmiş olacaklar. Ee, en boştaki halinde dahi fanlar çalışıyor oluyorlar. Bakın şu haldeyken yine çalışıyor oluyorlar. Ama Asus'un makinesi sıvı materyalle beraber öyle, bir, öyle iyi bir ısı dağıtımı var ki şu anda fan hiç çalışmıyor. Donanımları düşünün ve şu anda hani şeyde ofis modunda falan da değil enerji tasarrufu modunda da değil. Baya sessiz. Yük altında da sessiz. Ben bu kısmını daha çok beğendim. Çünkü mesela Intel Yonga'yı ne yaparsanız yapın öyle çok çok soğutamıyorsunuz. Intel Yonga'ların durumu bu. AMD Yonga'lar gibi değiller maalesef. Ama en iyi oyun performansı sunuyorlar mı? Mobile'de de, masa üstünde de evet. Soğutabiliyor musunuz? Hayır. <laughs> Intel'lerin böyle bir şeyi var. Termal açıdan performansı gayet güzel. Gürültü açısından da gayet güzel. Hoparlörleri, hani siz gürültü çıkarmak istediğinizde aslında Zephyrus M16 kadar iyi bir hoparlör kurulumu yok. Ama kötü olduğu anlamında da gelmiyor arkadaşlar altta o dip sesleri tonları verebiliyor. Bir yarış oyununda mesela bir aracın motor sesini güzel veriyor böyle hırıltıyı size veriyor. Orta sesleri de frekansı da hani o dinamik aralığı da fena değil açıkçası. Ama neden mesela Zephyrus M16 gibi bir düştü de var aslında elinizde. Onun hoparlör kurulumu da var. Aslında sığamayacak bir kurulum da değil 17 inçlik bir düstüye. Oradaki hoparlör kurulumunu da daha, daha çok beğeniyordum açıkçası. Batarya tarafına geldiğimizde 90 Watt bölü saatik bir bataryası var. Hızlı şarjda destekli. Dediğim gibi tipçe üzerinden de şarj edebilirsiniz. Kendi adaptör üzerinden de şarj edebilirsiniz. Bunlar seçenektir yani. Belki çünkü şöyle yapabilirsiniz. Yani yanınızda birden çok şarj adaptörü gezdirmektense bir tane tipçe power delivery destekli bir adaptör gezdirirsiniz. Bütün cihazlarınızı şarj edebilirsiniz. Koskoca adaptörü yanınıza taşımazsa gerek bıraktırmaz. Ama bu sefer de tabii ki limitasyonlar devreye giriyor. Siz oyun oynayacaksanız yine kendi adaptörünü yanınızda taşıyın arkadaşlar. Yani tam güçten faydalanabilmek için. Çünkü hani bu düstüyü diyelim ki adaptörsüz kullanmaya çalıştınız işte Max Switch'i var. İşte ondan e, işte üzerindeki entegre yongu kullanılsın diye seçtiniz. Tazeleri mazını düşüreyim 240 Hz çalışmasında 60 Hz çalışsın dediniz. Ne yaparsanız yapın arkadaşlar bu düstü 3 saati belki birazcık daha üstünde bir ekran süresi veriyor. Tabii ki kullanım senaryosuna göre değişir. Ekran %50 parlaklıktaydı mesela bende. Videonun sonuna geldiğimizde Asus ROG Strix Scar 17 g 733 Z Q değil güncellemiş makine 12. nesil 12900 s VTX 3080 Ti 150 Watt gücüyle beraber e, 280 W adaptörüyle gerçekten canavar bir makine. Tekrar söylüyorum bu makineyi aldıktan sonra arkanıza dönüp de ya şu makineyi mi alsaydım kesinlikle demiyorsunuz. Ekranı canavar. Bana bazen şey geliyor bu makineler gerçekten hani bana da fazla. Çünkü ben misal veriyorum kendime bir oyuncu düz alacak olsam Windows tarafında bir düz tercih edecek olsam hani 3060'ın üzerinde çok bir disti tercih etmeyebilirim oynadığım oyunlar itibariyle ama sizin işiniz mühendislik yazılımlarıysa ama bir yandan da çok ciddi bir oyuncuysanız arkadaşlar yaptığınız işin e, mali geliri böyle bir distiği rahatlıkla ama ortaya ediyorsa zaten sizin için çok çok kolay ve garanti bir seçim olacaktır. Ama hevesli oyuncular için de bütçesi geniş oyuncular için de yani alabilecekleri hemen hemen en iyi oyuncu dizilerinden biri Türkiye pazarı düşünüldüğünde. Ben sevdim makineyi ya bu performans gerçekten şey dedirtiyor. Ben bu makineyi alayım, danın haberi bırakayım. Ben bununla birkaç sene yaşarım. Evet sevgili arkadaşlar incelemenin sonuna gelmiş olduk. Deneyimlerimi aktarmış oldum daha çok sizlerle. G733Z hakkında neler düşünüyorsunuz? Beğendiniz mi? Videoyu beğendiniz mi? Ürünü beğendiniz mi? Bu konu hakkındaki yorumlarınızı yorumlar kısmında mutlaka bekliyor olacağım. Benim değmediğim belki sizi merak ettiğiniz bir şey olursa Instagram hesabım üzerinden beni takip edin. İstediğiniz soruyu sorun. Ben vaktim olduğunca sorularınıza cevap veriyor olacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.